Merhaba gençler. Yavaş yavaş başlayalım. Önce bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii dersler uzaktan olduğu için çeşitli sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Buna tabii ki anlayış gösteririz. Ama dersler uzaktan da olsa, dersler burada da olsa dikkatinizde olması gereken bir mevzu var ki o da şudur. Eğer bir sıkıntınız varsa bu sıkıntılarınızı baştan bize bildirin. Mesela araba kazası geçirdiniz, hastanede yatıyorsunuz. Dolayısıyla işte ödevleri yapamıyorsunuz ya da başka sıkıntılar oluyor. Dersi yeterince takip edemiyorsunuz falan. Şimdi bu konuda bizden yardım istediğiniz zaman elbette ki hoşgörülü oluruz. Ama burada önemli olan nokta şu. Araba kazası geçirdiniz ya da bir sıkıntı geldi başınıza. Bunu önceden bize söyleyeceksiniz. Dönemin ortasına geldikten sonra, dönemin sonuna geldikten sonra, hocam böyle böyle sıkıntılarım vardı. Bu yüzden işte ödev yapamadım. İşte şunu yapamadım, bunu yapamadım. Yani o artık iş işten geçmiş oluyor. Önce izni alacaksınız, sonra ona göre hareket edeceksiniz. Yani bu konuyu baştan netleştirelim. Ha, ödevlerinizin en büyük önemi size öğrettiğimiz şeyi pekiştirmeleri için ya da ödevle bir şeyleri öğrenmenizi istediğimiz için. Dolayısıyla bunun puan olarak etkisi olmak zorunda değil. Zaten ödevlerinin size puan olarak etkisi olması sizin sınavlarda daha kolay puan almanız için. Çünkü yani evinizde bir program yazmanızla gidip sınavda bir program yazmanız arasında dünya kadar fark var. Çünkü evinde yazarken kafan rahat. Ama sınavdayken belli bir stres faktörü var. Ve daha önce ilk derste de konuştuğumuz gibi şimdi siz farklı bir dil, farklı bir düşünce yapısı öğreniyorsunuz. Dolayısıyla ufacık bir stres bile size sıkıntı verir sınavlarda. Bunun önüne geçmek için işte önceden ödevler yaparak hem kendinizi pekiştirmeniz hem de o ödevlerden puan alarak işte stresten dolayı kaybedeceğiniz birkaç puanı geri almanızdır yani. Yoksa ödevlerin negatif etkisi bugüne kadar olmadı. Yani özellikle adam hiçbir ödevi yapmamış. Ondan sonra biraz puan kaybetmişse ya o da artık yani adama 10 tane ödev yapmışız hiçbirini vermemişse o da onun bileceği iş. Genellikle puanlama yaparken öğrencinin faydası göz önünde bulundurulur. Ama dediğim gibi yani sonradan gelip söylediğinizin hükmü yok. Orada hoşgörü yok. Çünkü o hoşgörü değil. Orada işte hocam durum böyleydi. Emrivaki. Emrivaki hiç sevmem. Bunu netleştirelim. Sonra aramız açılmaz. Şimdi ödeviniz yıldızdı. Yıldızlar çiziyordunuz. Bugün onu birlikte yapalım. Biraz bakalım nasıl yapacağız, nasıl düşünmemiz lazım. Bunun için önce şu Umiyeler diyagramının üzerinde yapacağız. Bir problemle ilgili düşünürken onu adımlarına ayırmamız lazım. Algoritma dediğimiz bu zaten. Adımlarına ayıracağız. Çünkü ha ödevin şeyi niye değişti? Ödevin şeyi yanlış yazılmış, ondan değişti. Otomatik gelmiş. Şimdi ben ödevi yapacağım için artık ödevin vakti geçti. Göndermediyseniz gönderin. 30 saniye vakit veriyorum size. Yani bir haftadır yapmadınız. Şimdiki 2-3 saatte mi yapacaktınız? O ödevin nasıl yapılacağını göstereceğim için şimdi.
Ne yapalım? Tamam. Bir sonraki derste göstereyim ödevimi nasıl yapılacak. O zaman başka bir şey yapalım bugün. Şeyi değiştirelim. Ha bu arada Classroom'a da girin. Birazdan yoklama açacağım. Tek zorluk bir şey oluyor biliyorsunuz. Tek zorluk bir yoklama kısmımız oluyor. Orayı yapan bazı arkadaşlar ben Classroom'a giremiyorum falan diyorlar. Classroom'a girememe gibi bir şey söz konusu değil. Eğer kendi üniversite mailinizle giriyorsanız girebiliyorsunuz. Classroom'a giremediyseniz buraya nasıl geldiniz? Tamam. Ödevi yapmayacağım şimdi. Başka bir şey yapacağız. Ödevi bir sonraki derste yaptırırım. Ne yapalım? For döngüsünden devam edelim o zaman. For döngüsüyle ilgili bazı inceliklerimiz var. Nedir o inceliklerimiz? Şudur. Bom oyununu bileniniz var değil mi? Mesela 1, 2, 3, 4, 5 demeyeceksiniz. 5 ve katlarında bom demeniz lazım. Şimdi onu mesela for döngüsüyle yapacak olsak nasıl yaparız? Şöyle bir tane integer yapalım. Integer eşittir 0 diyelim. İ eşittir. Birden başlasın. Mesela 200 çok büyük yani. 50 diyelim. 50'ye kadar olsun. İ artı artı. Şimdi burada şunu yapmasını istiyorum puanın. Tamam eski saate göre teslim edeceksiniz. Şuradan saatini düzeltelim. Ama bundan sonra aklınızda olsun. Yani ödevin tarihi dersin başladığı saattir bir dahaki sefere. Kaçtı? 23 müydü? 23.59 yapalım onun saatini. Bu otomatik olarak şey yapmış. Tamam saatini düzenledim ama bundan sonra dediğim gibi bir sonraki dersin saati, dersi yaptığımız saat Çarşamba 13.15'tir ödevin teslim tarihi. Eskaza yanlış gelirse de bilin ki Çarşamba 13.15'e kadar. Nerede kalmıştık? Heh. Şimdi burada şunu yapmasını istiyorum. Eğer in kaça bölümü? 5'e bölümünden kalan 0'sa bakın buraya dikkat edin. Eğer tek eşittir koyarsanız bu atama demektir. Tek eşittir değil, çift eşittir. Bakın buradaki tek eşit atama demek. Bu eşittir bir tane ise bunun sağ tarafındaki değeri sol tarafına ata demek. Çift eşitse karşılaştırma demek. Ne olması lazım? Ekrana bom yazdırmamız lazım. Bom. Değilse i değerini yazdıracağız. Çalıştıralım bakalım hatamız var mı? Alt satıra geçirmedik. Alt satıra geçirelim. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4 bom. 6, 7, 8, 9 bom. 11, 12, 13, 14 bom. 16, 17, 18, 19 bom. Böyle devam ediyor. 5'in ve katlarında ne yapıyoruz? Bom diyoruz. Şimdi burada if else bloğunun içine koyduğumuz için işte bomsa bom yazıyor yoksa sayı yazıyor.
Şimdi ben bu else'i buradan çıkarırsam, böyle çalıştırırsam, bakın ne oluyor? 1, 2, 3, 4, bom, bom, tamam. Ama bomdan sonra, if'ten sonra printf geldiği için tekrar sayıyı yazıyor. 5 yazıyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, bom, 5 yazıyor. Döngünün bir adımında 1 yazıyor. İkinci adımda 2 yazıyor. Üçüncü adımda 3 yazıyor. Dördüncü adımda 4 yazıyor. Beşinci adıma geldiği zaman hem bomu hem de 5'i yazıyor. Şimdi bazen döngünün içinde bir koşula denk geldiğiniz zaman o döngünün devamının çalışmasını istemediğiniz zamanlar olur. Burada olduğu gibi. Mesela burada bu problemi else'de kurtarabiliyoruz. Ama bazen else'de kurtaramadığınız durumlar olabilir. Bunun için buraya anahtar bir kelime yazıyoruz. Nasıl yazmıyordu ya? Continue. Şimdi continue demek şu demek. Bu satıra geldiği zaman kodun bu döngünün diğer adımlarını çalıştırma, döngünün bir sonraki adımına geç demek. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde çalıştırdığım zaman bakın ne oluyor? 1, 2, 3, 4, bom. Bakın 5 yok. Niye? Çünkü bomu çalıştırdıktan sonra bir sonraki satırda continue var. Continue olduğu için bu döngünün continue'dan sonraki adımlarını, bu paranteze kadar olan bütün adımlarını es geçiyor. Döngünün bir sonraki adımına geliyor. Bu continue kelimesinin kullanımı bize ne sağlıyor? İşte döngünün bir sonraki adımına, diğer adımlarını işletmeden bir sonraki adımına geçmemizi sağlıyor. Şimdi bazen de daha değişik şartlarımız olabilir. Öyle bir koşula gelirim ki o koşula geldikten sonra döngünün içinde bulunduğu koşullardan bağımsız olarak döngüyü bitirmem gerekebilir. Mesela ne yapalım? Birden yüze kadar sayılar arasındaki ilk asal sayıyı bulduğum zaman döngümün bitmesini istiyorum. Tamam. Asal sayıyı nasıl hesaplayabilirim? Asal sayı için ekstra şey koymak lazım değil mi? Neyse asal sayı olmasın. Ne olsun? 5'e ve 3'e bölünebilen ilk sayı olsun. Mesela. O zaman ne yapacağım? 5'e bölünüyorsa ve diyeceğim. Değil mi? Ve. Ve i'nin 3'e bölümünden kalan 0'sa printf 5'e ve 3'e bölünebilen ilk sayı yüzde de i. Şimdi buradaki problem şu. Sizin bir koşulunuz var. Bu koşul üzerine döngünüz devam ediyor. Ama bu koşulun içinde başka bir koşul var. O koşula geldiği zaman artık döngünün devam etmesini istemiyorsunuz. Dolayısıyla buraya break anahtar kelimesini kullanıyorsunuz. Break dediğiniz zaman break içinde olduğu ilk döngüyü kırar. Yani o döngüden çıkar. Normalde bu döngü nasıl çalışıyor? İşte başlıyor, şuradan başlıyor, şuraya kadar gidiyor. Kırar dememiz ne demek? Buradan bir sonraki satıra geçtiği demek. Şuraya geçtiği demek yani. Şimdi bunu çalıştıralım.
Bakın ne oldu? Geldi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15'e geldi, bitti. Niye? Çünkü break'e geldi. Artık döngünün diğer adımlarına geçmiyor. Normalde diğer adımlara geçerdi, değil mi? Çünkü bu koşulum ne zamana kadar? 100'e kadar. Ama sayım 100'e kadar gitti mi? Gitmedi. Niye? Çünkü break koşu, break'in olduğu yere geldi. Şu koşul gerçekleştiği anda break'e geldi. Yani break ve continue sıklıkla kullanılan şeyler. Özellikle mesela diyelim ki bir tane dosyayı okuyorsunuz. Bir text dosyasını okuyorsunuz. Text dosyasının içinde mesela boş satırlar var. Boş satırlarla ilgili ne yapmazsın? İşlem yapmazsın. Bir satıra okudun. Sonra baktın ki o satır boş. İçinde karakter yok. Sadece işte alt satıra geçme karakteri var. Ya da boşluk karakterleri var. White space dediğimiz, daha önce konuştuğumuz karakterler var. Başka karakter yok. Onun üzerinde demek ki işlem yapmayacaksın. Dolayısıyla continue deyip bir sonraki satıra devam edersin. Ya da işte dosyayı okuyorsun. Dosyayı okurken sonun neresi olduğunu bilmezsin. Sürekli okursun. Dosyanın sonuna geldiği zaman end of file diye bir tane anahtar kelime vardır. Dosyanın sonuna yerleştirilen. Ona ulaştığın zaman break der çıkarsın. Çünkü oradan sonra artık yeni eleman yoktur. Break ve continue ile ilgili böyle bir örnek size söyleyebilirim. Program yazdıkça siz de göreceksiniz. Böylece bu break ve continue sadece for'a has da değil, while'da da geçerli, do while'da da geçerli. Eğer iç içe birden fazla döngü varsa, sizin döngünüz, yazdığınız break ve continue direkt altında olduğu döngüyü etkiler. Yani diyelim ki iç içe iki tane döngünüz var. Eğer en içteki döngüde ise en içteki döngüyü kırar. Üstündeki döngüyü kırmaz. Üstündeki döngüden çıkmaz. Niye? Şimdi şunun üzerinde bir tane daha for olduğunu varsayın. Şöyle. Break'e geldiği zaman nereye gidiyor? Şuraya gidiyor. Buradan devam ediyor. Şimdi burası hala nerenin içinde? Bu ikinci for'un içinde. Dolayısıyla ikinci for devam ediyor. Ve ikinci for devam ettiği için bu for'a tekrar çalıştırabilir. Break'i gördüğünüz zaman yani kodunuzu direkt şuraya getiriyorsunuz zihninizde. Break ve continue böyle. Yorumlarınıza baktım. Word olarak yükleyebilirsiniz. Bir sorun yok. 5'in 50'ye kadar rastgele katlarında derken. Rastgele dediğimiz şey random. Random'dan mı bahsedelim? Yok ya, random'dan bahsetmeyelim şimdi. Bahsedelim ya da. Soru kaldıralım o zaman. Burada ile ilgili sıkıntısı olan var mı? Sorusu olan var mı? Anladınız değil mi? Break de continue. Maksadı belli yani. Break dediğimiz zaman break zaten kır demek. Continue da devam et demek. Continue dediğimiz zaman bir sonraki adımdan devam ediyoruz döngünün içinde. Break dediğimiz zaman döngü bitmiş gibi varsayıyoruz. Tamam. Şimdi burada random nasıl yapılıyor acaba? Şunu silelim.
Hele dur, bu dönemi bitir, ikinci döneme sonra düşünürüz. Böyle miydi bir bakalım. Yok, böyle değil. Aktivitif. Bakın 41 geldi. Bir daha çalıştıralım. Gene 41 geldi. Ne güzel bir random. 41. Nasıl bir random'dır ya? Şöyle yapalım bakalım. Bakalım bize ne verecek. Ha. İyi ki laf atalım. Bir. 18.000 467 2334. Gördüğünüz gibi random verdi. İlk sayılar ama hep 41 geldi. Evet. Bu random yani. Diğeriyle aynı mı geliyor? Evet. Sayılar aynı geliyor. Random mu? Random. Bu C'deki random çok da iyi bir random değil. Bu kodun çalışmasına dayalı bir random. Dolayısıyla her seferinde aynı sonucu veriyor. Bunun ötesine geçmek için seed diye bir şey var. Onu kullanıyoruz. Yani seed dediğimiz şey ne? Random, şöyle söyleyeyim. Random dediğimiz zaman bu sonuçta gene matematiksel bir şekilde yapılan şey. Bunun içine randomluğu, yani rastsallığı katmamız lazım bir şekilde. Rastsallığı da katmanın en kolay yolu random yerine srand'ı kullanıp esrandı kullan. Bunun da içine zamanı koymak. Onun için buraya time.h diye bir zaman kütüphanesi var. Onu kullan koyuyorsunuz. Buraya da time'ı koyuyorsunuz. Time deyip sıfır veriyorsunuz. Şimdi bu bunu yaptığınız zaman bu seed demek. Yani Türkçe'ye çevirirsen tohum diye geçiyor da şimdi bu şekilde bir çalıştıralım. Şöyle noktalı bir cümle unuttuk. Bakın. İlk seferde gelen sayılar bunlar. İkinci sefer çalıştıralım. Bakın sayılar değişti. Niye değişti? Çünkü işin içine zamanı koyduk. Ben programı ilk çalıştırmamla ikinci çalıştırmam arasında zaman geçti. Zaman geçtiği için o ilk başta zamanı değer olarak alıp
random değerini oluşturduğu için sayılar farklı gelmeye başladı. Dolayısıyla her seferinde aynı değerlerle karşılaşmak istemiyorsanız işin içine bilgisayarın saatini katıyorsunuz. İşte bu da bize nispeten randommuş gibi gözüken, rastlanmış gibi gözüken sayılar veriyor. Dolayısıyla direkt randomu kullanırsanız ne olur? Her seferinde aynı sonucu alırsınız. Ama işin içine zamanı katarsanız o zaman iş değişir. Random da böyle. Onu da böyle bahsetmiş olalım. Evet, bir de şimdi if else'leri görmüştük. If else'lerin bir benzeri olan ama daha çok yani belli bir amaca yönelik olan bir versiyonu var. O da nedir? Neydi adı? Switch. Switch. Şimdi switch ne için kullanılıyor? Daha çok menü için kullanırız. Yani menü için kullanırız derken mesela işte şunu yapmak için buna basın, bunu yapmak için buna basın, şunu yapmak için buna basın şeklindeki durumlarda kullanırız. Switch yapısı esasında temelde if else yapısına benzeyen bir yapıdır. Bir de durumlara göre kullanırız. Mesela burada ne yapalım? Kullanıcıdan bir değer alalım. Arkadaş, dur diyelim. Kullanıcıdan bir değer alalım önce. Kullanıcıya bize değer ver diyelim. İşte klasik menü yapısını düşünürsek ne koşullarımız var? İşte yeni dosya açmak için. Kaydetmek için ise çıkmak için şu şuna basınız diye. Çağır seçim eşittir. Geçe. Bunu göstermedik size, değil mi? Buraya seçim veriyoruz. Seçim verdikten sonra küme parantezlerimizi açıyoruz. Ondan sonra durumlarımızı veriyoruz. İşte durumları da pardon. Durumları da case diye yazarız. Şimdi burada seçim bir karakter olduğu için karakter olarak veriyoruz. İşte neye bastıysa ne diyeceğiz? Printf yeni dosya açıldı. Bunun altına break kullanılır. Bu ne demek? Bundan sonraki koşulları artık irdeleme demek.
Şimdi break koymayalım biz önce. Break koymadan devam edelim. Breaksiz nasıl oluyor görelim. Case diyelim. Ne olsun? İşte ne olacak? Seyse. Dikkatinizi çekerim. Burada noktalı virgül değil. İki nokta üst üste kullanıyoruz. Diğerinden farklı olarak. Printf. Dosya kaydedildi. Şimdi böyle birer satır kod yazarak geçiştiriyoruz ama tabii ciddi program yazdığınız zaman buradaki işleri yapacaksınız. Yeni dosya aç diyorsa yeni dosya açacaksınız. Dosya kaydet diyorsa dosyanızı kaydedeceksiniz. Çıkıyorsa ne olacak? Q printf. Programdan çıkılıyor. Şimdiki şu ana kadar iyi, değil mi? Şimdi bunu bir de ne yapalım? Döngü içine koyalım. Bak şimdi bak burada nasıl bir döngü koyarsak şu kodun tamamı çalışır. Bakın burada işte şeyi görüyoruz. Do while'ı görüyoruz. Niye do while'ı görüyoruz? Şimdi bu seçimi ilk defa kullanıcıdan almadan herhangi bir işlem yapamam, değil mi? Dolayısıyla ilk seferinde bunun çalışması lazım. Ne olursa olsun. Evet. Ne olursa olsun. O zaman buraya bir do while kullanabilirim. Buraya do diyorum. Değil mi? Parantezimi açıyorum. Şu altındaki parantezi buraya getireceğim. Ne zamana kadar? While i q olmadığı sürece. İ Q'ya eşit olmadığı sürece buna devam edelim. Peki. Çalıştıralım bakalım doğru yazmış mıyız? Yazmamışız. Seçim ilk defa. Evet burada noktalı virgülümüz eksik. Daha önce de dediğim gibi hata bir satırda hata gösteriyorsa önce onun üst satırına bakıyorsunuz. Evet, burada da parantez kapamamışız. Do while'ın sonundaki noktalı virgülü koymamışız. Bakın. Biz de unutuyoruz yani. Sürekli kullanmazsanız unutuyorsunuz. Evet. Şimdi bunu gördükten sonra tabii aklımıza gelen yeni bir şey var. Nedir o? Alt satıra geçirmemişiz hiç bunları. O yüzden hepsini ard arda yazacak ki hiç güzel olmuyor. Evet, hepsini alt satıra geçirelim. Şimdi yeni dosya açmak için ne tuşuna basın? Bastık, yeni dosya açıldı, dosya kaydedildi, programdan çıkılıyor. Yazdı. Yani ne oldu? Hepsini yazdı. Şimdi bu switch case'deki mesele şu. Buradaki case'lerden biri gerçekleştiği anda bundan sonraki bütün kodları çalıştırıyor. Bunun önüne geçmek için bir daha açalım şunu. Bakın neye bastık? Yeni dosya açıldı, dosya kaydedildi, programdan çıkılıyor yazdı. Sonra tekrar yeni dosya açmak için ne, kaydetmek için ne, S çıkmak için Q tuşuna basın. Şimdi S'e basalım. Bakın ne, yeni dosya açıldı yazmadı ama dosya kaydedildi, programdan çıkılıyor yazdı. Tamam. Bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz?
Bunlara break yazıyoruz ki, hayır şimdi şunu söyleyelim. Bazen bunun olmasını istiyoruz. Yani koşullardan biri gerçekleştiği zaman ondan sonrakilerin çalışmasını istiyoruz. O yüzden program ona göre yazılmış. İstemediğim zaman bunu belirtmem lazım. Tamam. Yani bunu bir eksiklik olarak görmeyin. Esasında bu bunun bir fazlalığı ve if'ten farkı bir yerde. Şimdi bunlara break yazıyoruz. Şimdi çalıştıralım. Yeni dosya açmak için neye basıyorum? Sadece yeni dosya açıldı. O işlemi yaptı, diğerlerini yapmadı. S'ye basıyorum. Dosya kaydedildi. Q'ya basıyorum. Tabii siz görmüyorsunuz. Niye görmüyorsunuz? Çünkü getçe ile aldım ben bunu. Getçe e deyince mi yazıyordu? Bakalım. Yok. Sen nereye getirdin bizi? Ha bak, get c e dediğim zaman görüyorum. S'ye basalım. Bakın şurada S. Q'ya basalım. Programdan çıkılıyor. Q programdan çıkılıyor. Şimdi gelelim buraya tekrar. Burada get c e yazdığın zaman sadece bir tane karakter alıyor. Yazı yazamazsınız yani. Sadece bir tane karakter alıyor. Ve bunun da esasında programın yapısını göz önüne aldığımız zaman görünmesini istemem buradaki seçeneği. Dolayısıyla bunları S'ye bastım, kaydetti. Q'ya basıyorum. Programdan çıkılıyor diyor. Tamam. Şimdi do while eşittir Q. Şu i'yi kaldıralım. İyi değil, seçim eşit değil ki olacak. Bak hiç onu söylemiyorsunuz. Bozuk. Şimdi buradaki problem ne? Buradaki problem şu. Şu seçimi şeyde yapmışız. Duvarın içinde yapmışız. Ne demiştik? Bu değişkenler bu parantezler arasında yaşar. Bu parantezler arasında yaşadığı için ve bu while bu parantezin dışında olduğu için bize hata veriyor. Çözüm bunu parantezin dışına çıkarmakta. Şimdi çalıştıralım. Şimdi nerede? Ha. Tamam. Sabahtan beri diyorum bu niye çıkmıyor? S'ye basalım, kaydetsin. Q'ya basalım. Programdan çıkmıyor. Bak şimdi programdan da çıkıyoruz. Niye? Çünkü Q'ya bastık. Şimdi gel gelelim. Problemlerimizi çözdük. Birinci problemimiz neydi? Seçimi bu do while döngüsünün içinde yaptık. Ama nerede yaşıyordu bu seçim değişkeni burada tanımladığım zaman? Şu iki parantezin arasında. While de bu iki parantezin dışında olduğu için program buraya geldiği zaman seçim diye bir değişken yok diyordu. Dolayısıyla seçimi yukarıya çıkardık. Problemimiz çözüldü. Şimdi başka bir problem. Şöyle çalıştıralım tekrar.
Şimdi Z tuşuna basacağım. Z. Z tuşuna basınca bakın hiçbir şey yapmıyor. Tekrar başa geliyor. Oysa Z tuşuna bastığı zaman da bana bir şeyler vermesini isterim. Değil mi? Bunun içinde default dediğimiz durum var. Default dediğimiz durum, yani yukarıdaki koşulların hiçbiri gerçekleşmezse eğer, yanlış bir seçim yaptınız. Seçiminiz yüzdece virgül seçim. Noktalı virgülümüzü unutmayalım. Compiler'dan bakın şimdi K'ya basıyorum. Yanlış bir seçim yaptınız. Seçiminiz K. Sonuna bir de backslash'ını ekleyelim. Bir satır yapsın. Tekrar çalıştıralım. Oy oy oy. Ne hata verdi şimdi? Hep topu backslash'a koyduk ya. Evet, bu sefer bozduk. Yanlış bir seçim. Şunun altına bir de break koyalım. Ha, şu çalışıyor herhalde. Bundan mı şey yapıyor? Çalıştığı içinmiş. Devam edelim. Mesela Z'ye basacağım. Yanlış bir seçim yaptınız. Z. Kapatalım bunu. Tekrar backslash önümüzü koyalım. L'ye basalım. Yanlış bir seçim yaptınız. Seçiminiz H'a basalım. Yanlış bir seçim yaptınız. Seçiminiz H vesaire vesaire. Şimdi yani default dediğimiz ne? Yukarıdaki koşulların hiçbiri gerçekleşmezse bunu yap. Dolayısıyla default en sonunda olmak zorunda. Şimdi birden fazla seçenek aynı yere gidiyorsa mesela ne olabilir? Burada sadece N için bir seçenek yok. Büyük N de koymuş olabilir. Değil mi? Görmek namına şunları geçe yapalım. Compiler'dan diyelim. Bakın şimdi büyük ne? Yine yeni dosya çıktı. Bak büyük S yapacağım. Büyük S yaptığım zaman yanlış bir seçim yaptın. Seçimi Z istiyor. Niye? Çünkü o koşulu koymamışız. Onları da koymak için İşte buradaki, şunu kopyalayalım, yapıştıralım. Büyükse, büyük Q. Peki, burada da bir düzenleme yapmamız lazım, değil mi? Küçük Q'ysa ya da büyük Q'ysa olacak. Bu nedir? Veya kapısı burası değil mi? Dolayısıyla bu koşul gerçekleşirse ya da bu koşul gerçekleşirse.
şimdi. Tekrar compile and run. Ha, şurası açık kaldı. Kapatalım. Compile and run. Evet, mesela büyük ne diyoruz? Küçük ne diyoruz? Büyük ne diyoruz? İkisinde de açılıyor. Küçük Q ile deneyelim. Programdan çıktı. Çıkmadı. Bu sefer de aynı bozuldu. Haydi bak. Default'tan sonra break yazmasan olur. Burası niye sıkıntı veriyor? Burası niye sıkıntı veriyor? Benim şeyim de farklı mı? Evet, burada bir sıkıntı var. Buna sonra bakayım ben. Şunu eski haline getirelim. Zaten bunlarda çok fazla kodu ardarda değiştirdim. Kafayı yiyor bir süre sonra. Şu programdan çıkılıyor. Ötekinde niye çıkmıyorsun? Mübarek. Şimdi valide o V demek. İki tane ampersand kullanırsan, şu işareti kullanırsan iki defa, bu V demek. Şimdi seçim küçük Q ise V küçük Q'ye eşit değilse ve seçim büyük Q'ye eşit değilse. Doğru söylüyorsun. Ben yanlış yapmışım. Seçim değil büyük. Bakalım bu ne demek? Seçime Z verdiğimizi düşünelim. Z küçük Q'ya eşit değilse ve Z büyük Q'ya da eşit değilse. Buna eşit değilse 0. Buna eşit değilse. Evet, ikisine de eşit olan değilse, değil mi? Tamam, ben yanlış yapmışım. Q çıkıyor. Tamam. Biz yanlış yapmışız. Büyük Q çıkıyor. Tamam. Bunları da işte yaparken dikkat etmek lazım. V ile mi bağlayacaksın veya ile mi bağlayacaksın? Ben niye V ile bağlamışım ki? İkisine de eşit olmaması lazım, değil mi? Birisine eşit olduğu sürece çıkması lazım programda. Dolayısıyla ikisine de eşit olmadığı sürece döngü devam etmeli. Dolayısıyla V ile bağlamamız lazım. Doğru söylüyorsunuz. Switch case de böyle. Gençler. Evet. Var mı sorusu olan? Bu şey yoklamayı verelim. Yoklamayı verelim. Şöyle yapalım. Evet, yoklamayı açtım. 5 dakika süreniz var. 5 dakika içinde onu hemen halledin. Yani yoklama konusunda benim yapabileceğim çok bir şey yok. Yoklama yapmak zorundayız.
Mecburi yani yoklama yapmamız. İşte bilgisayarım ulaşamıyorum gibi bahaneleriniz de yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Yani bizim şeyde üniversitenin çeşitli kuralları var, yönetmelikleri var. Bu kurallara, yönetmeliklere uymak zorundayız biz. Yani ben uymayayım deme gibi bir lüksüm yok. En son çıkan kurallara göre %50 gibi bir şeylerden bahsediyorlardı. İşte 5 saat canlı ders yapılması lazım gibi kurallar var. O yüzden canlı yapıyoruz. İşte bu canlı derslerde yoklama alınması lazım. O yüzden yoklama alıyoruz. Şimdi yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda. Siz gereğini yapacaksınız. Nurullah, eğer devamını daha önce verdiysen zaten devamını vermişsindir. Devamsızlıktan kaldıysan evet, devamsızlık sende de zorunlu. Ne kadar oldu? Yaklaşık bir saat bir ders oldu. O zaman bugünkü derste neyi gördünüz? Switch case'i gördünüz. Break continue'yu gördünüz. Bundan önce bir tane canlı ders yaptık zaten. Dolayısıyla bir haftalık devamsızlığım var gibi görünür. O da bir haftalık devamsızlıkta sıkıntı değil. Bundan sonraki derslere devam ettiğin sürece sorun yok. Devamsızlıktan kaldığın zaman, şimdi devamlılıkla kaldıysan FF gözüküyor. Devamsızlıktan kaldıysan başka bir şey gözüküyordu. FF yazıyorsa devamsızlıktan kalmamışsınızdır. Sınav ne zaman? Bölümün web sayfasına bakarsan orada tarihler yazıyor. O tür düğünler bölüm web sayfasında. ...13 Kasım'da, yani bundan 5 gün önce yüz yüze programı duyurulmuş. Yaz muh fırata bütere. Buraya girip bakabilirsiniz sınav programına. Vallahi nasıl olacak? Bilmiyorum, bakacağız. Bu gördüklerinizle ilgili şeyler olacak. Nereden itibaren çıkar ne ya? Azıcık bir şey gördünüz zaten. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Bir kısmı quiz olur belki. Ne illa ki bir kısmı quiz olur. Bir program koyarız, hatalı yerleri göster deriz. Ya da bir program yaz deriz. Bilmiyoruz, bakacağız. Sınav programını açıp bir bakacağım, yani nasıl sorular sorabiliyoruz sınav programında, ona göre. Sınavda ne çıkacak diye düşünmenize gerek yok. Sizin düşünmeniz gereken şeyler şunlar. Hoca ne gösterdi? Ben bunları kullanarak neler yapabilirim? Ne işe yarıyormuş? Bunlarla ilgileneceksiniz biraz. Yazacaksınız kodunuzu. Size değil diyor ya. Ödev verilecek dersek, bu sonradan gelen arkadaşların ödevleri yetmediği için patlıyor. O yüzden quiz olacak sizinki, sınav olacak. Ama sınav olmaz sizin için muhtemelen daha iyi şu anda. Çünkü ödevleriniz çok iyi değil yani. Zaten yarısı yapmamış ödevleri. Şimdi ödev 1. Ödev 1'i 98 kişi yapmış, 39 kişi yapmamış. O 98 kişinin de bir kısmı geç göndermiştir.
Ödev 2'yi de 55 kişi yapmış, 82 kişi yapmamış. 3 tane ödev vize yerine geçiyor ama işte sıkıntılı arkadaşlarınız çok, o yüzden vize olmuş, şey olacak, test olacak sizinki. Zaten onu da duyurmuş olman lazım şeyde. Evet, 9 Kasım'da duyurmuşuz. Vize final sınavları online olarak yapılacak. Yani yardımcı kitap İngilizceniz varsa, İngilizce çok güzel PDF'ler var. İngilizceniz yoksa Türkçe alacağınız yardımcı kitaplar yani çok güzel değil ya. Deytel'in kitabı var. Onu PDF olarak bulabilirsiniz. Deytel'in C kitabı var. Türkçe PDF olarak da var. Yani dili çok iyi değil ama ihtiyacınız olan her şeyi oradan görebiliyorsunuz. Ama programlama dili öğrenmenin en güzel yolu, İşte burada bir şey öğrendiniz ya, bunu alacaksınız bilgisayarınızda, onun çeşitli şekillerde deneyeceksiniz. Programı kırmaya çalışacaksınız. İşte deneyip görerek yapacaksınız. İşte buraya mesela bak. V koyduğum zaman ne oluyor? Veya koyduğum zaman ne oluyor? Bunlara bakacaksınız. İşte switch, buradaki break'i kırdığım zaman ne oluyor? Dikkat ederseniz biz de anlatırken işte direkt switch case budur demiyoruz. İşte switch case böyle yazılır. Şöyle yaparsanız şöyle sonuç verir. Böyle yaparsanız böyle sonuç verir. Üzerinden gidiyoruz. Niye? Çünkü kodu nasıl yazıyorsan ona göre kodun verdiği sabit bir tepki var. O tepkileri bildiğin zaman ihtiyacına göre kullanabilir hale geliyorsun. Onu da yapmanın yolu işte deneyimle. Daha önce de söylemiştik yani, bu iş şeye benziyor. İş sanata benziyor. İşte bir kilim dokumaya benziyor mesela. Dokuya dokuya ancak onu iyi dokur hale geliyorsun. İşte bir resim yapmaya benziyor. Resmi yapa yapa onda iyi hale geliyorsun. Dolayısıyla sen oturup bir şeyler yazmaya çalışmadığın müddetçe iyi bir programcı olamazsın. İyi bir programcı olamazsan da sürekli sıkıntı yaşarsın. İyi bir programcı olursan da çok rahat edersin. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken, işte internette araştıracaksınız. Var mı çeşitli şeyler? Küçük küçük program ödevleri veren siteler var mesela. İşte sana diyor şunu yap, bunu yap, şöyle bir problemi çöz. Onları yapacaksın. İşte Deytel'in kitabı. Orada şeyler var, alıştırmalar var. Açıp onları yapacaksın. Onları yaptığın zaman program yazdıkça program yazma kapasiten ve yazılmış programı anlama kapasiten artar. Başka yolu yok. Kolay yolu yok. Ezberle de geçemezsiniz bunu kesinlikle. Niye ezberle geçemezsiniz? Çünkü aynı soruyu iki defa sormak zorunda olduğumuz bir konu değil. Geçen senelerin birinde quadcopter'i sorduk mesela. Quadcopter yapımı tane. Ama şey değil, dengesiyle ilgili bir şey, bir program yazmasını istedik öğrenciler. Şimdi quadcopter'in dengesi nasıl yapılacak? Bazı şeylerin hazır olduğunu varsayıyorsun. Sen dedik ki işte quadcopter'in içinde 3 boyutlu bir tane şeyi var. Hız sensörü var. İşte 4 tane de pervanesi var. Bu pervanelere ona göre nasıl hız vereceğinize dair bir tane program yazın. Final sorusu. Bu sefer quadcopter sormayız da denizdeki bir botu sorarız. Arabayı sorarız.
Arabanın ABS'si var, ABS var, değil mi? ABS fren sistemi var. O fren sistemi hakkındaki temel bilgileri size veririz. Bununla ilgili bir kod yazın deriz. Dolayısıyla soru sorabileceğimiz şey çok fazla. Tabii çok basitleştirilmiş halde sorarız size yani. Soruyu anladıktan sonra kodu yazması çok sıkıntı olmaz. Void. Ya bak işte Targaryen'i söyledim anladım. Targaryen. Void. Void. Void ne demek? Void boşluk demek. Uzay var ya uzay. Uzay void. Boşluk. Yani şunu diyorsun. Senin normalde fonksiyonların bir girdisi vardır, bir de çıktısı vardır. Eğer fonksiyonunun bir çıktısı yoksa buna void diyorsun. Fonksiyonun geriye bir değer döndürmüyorsa buna void diyorsun. Yani programına şunu söylemiş oluyorsun. Bu fonksiyondan geriye bir değer döndürmesini bekleme. Niye hocam geriye döndürmüyor? Ya geriye değer döndürmesine ihtiyacı olmayan programlar var. Mesela bir tane fonksiyonum var. Fonksiyon sadece şu işi yapıyor. Ekrana bir tane resim çiziyor. Tamam. Şimdi ekrana resim çizen bir fonksiyonda geriye bir değer döndürmesine gerek var mı? Yok. Çünkü tek yaptığı şey ekrana resim çizmek. Bir işlem yapıp işlemin sonucunu geriye döndürmek zorunda değil. Yaptığı işi fonksiyonun içinde yapıp bitiriyor zaten. Dışarıya bir değer göndermesi gerekmiyor. O zaman void diyorsun buna. Ya da işte bir tane fonksiyonum var. Sadece ekrana program bir hatayla karşılaştı diyor. Bunun geriye bir değer döndürmesine gerek yok. Sadece ekrana yazı yazıyor çünkü. Ama bazı programlarda da geriye değer döndürmesine ihtiyacın oluyor. İşte mesela bir sayı göndermişsin. Sayının karesini hesaplayıp sana geri gönderecek. Geriye bir değer gönderiyor bu. Karesini sana geri göndermesi lazım. Yani fonksiyon yaptığı işi kendi başına yapıp bitiriyorsa, geriye bir değer göndermesi gerekmiyorsa buna void diyorsun. Ama yaptığı işi işin sonucunda elde ettiği değeri alman gerekiyorsa, işte o değer neyse ona göre tipini belirliyorsun. Geriye dönüş değeri alıyorsun. Bu kadar, başka bir şey yok yani. Void, geriye bir değer göndermiyorsun demek. Tamam gençlik. Bir sonraki derste o şeyi gösteririz. For döngüsüyle yıldızları nasıl yapıyoruz? Ya da belki ne kadar kaldı sınava? Şuradan bakalım. 12. ayın 9'u. Bir ay var. Tamam, vakit varmış. Tamam, bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Önümüzdeki haftada gene aynı saatte canlı yapacağız bir aksilik olmazsa. Sorularınız olursa mail atabilirsiniz. Maillerinizi attığınız zaman direkt bana geliyor. Çünkü telefonuma bağlı zaten. Yani bilgisayarı açıp da maili kontrol etme gibi bir şey söz konusu değil. Telefonda geldiği zaman direkt elime ulaşıyor. Yoklama alındı. Ders de bitti. Bir sonraki derse görüşürüz.